والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قدر الله محترم أكوكا وطخل الله بارشال أرمزك بدونك الله سبحانه وتعالى من بيت لردان بغن بر مسجد أصر نمازدن كينك صحبتنا مبارك بلسن Bu sohbet bizlerge dünyada hem ahirette hem faydamızga hüccet olsun. Kaysa bir mecliste Allah'ın zikri, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti zikir kılınmese, o şey meclis egelerige, o meclis hasrat buladı. Hatta eşek ölügünü üstüden turup gitkendik nedamet kıladı degen manada eserler var. Albatta biz Allah'ını beyt edemiz, bundan aldığımız sohbet hem Allah'ını beytige kılınadigen hizmet, Müslümanlarının talimige buluyetken hizmet, Müslümanlarının erişiyetken yutuklarını zikri, bunlar barçası inşallah bu meclisimiz üçün keffarat bo'ladi. Hazır inşallah biraz bugün ilmiyra sohbet kılmakçımız, sebebi barçamız dinimizin amli ravişte, ilimli, çünkü bilen düşünüp amal kılıçlığımız faydadan kalmaz. Çünkü biz her daim kaysi masjidke bolsak, masjidin halatı, ahalinin, kavminin vaziyeti, fikri dünya karışını soru yapmış. Ve sizler hakikaten hem cüde icabi fikirler eşittik, ihtilaflar yok, hem de bir maramda imamge iktida kıladı ve kavm acayip yani dini diyanetlik, yani adabı, ahlakı cayda değişti. Şunday bulsa da, braderler, bu nimetini merdavan buluşturuşluğu üçün ittifakta Allah'ın rahmeti var. Şu ittifakını merdavan buluşturuşu üçün daim isletme zarur. İsletip duruşumuz gerek. İslam dini, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ge Kur'an orkali ve Kur'an'dan teşkali yine bir Kur'anca ilim orkali nazil buldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da bizge yetkazarkenler asıl soraladigen manba Peygamber aleyhisselam idi. Uşa peytlerde bir meselelerde muamma tuğulup kalsa sahabeler derrav barıp meselenin yeçimini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alışardı. Peygamber aleyhisselatu vesselam bazen yeçim bulmaydigen bulsa sabır kıldırdılar. Bir orta sahabe sabır kıldıgen gepke Peygamber aleyhissalatu vesselam'a melamet kılmasıdır. Tane kılmasıdır. Bu fikhinin yani tarihinin siretinden ders. Müslüman adam muammalarsız hayat bulmasını çünüş gerek. Hamımızın başımızda muamma var. O şey muammaya kandaydır. Hareket, intiliş, imkaniyet kıdırış bizim vazifemiz. Lekin yechilmay qolsa imomni yoqasiga yopishib, bezdek unga borib chakramaslik kerak. Sizlarni ichingizda bundaylar yo'q-da, hozir bor shunaqalar. Va mana shuning ortidan bizni ittifoqligimizni orasiga rahna solmoqchi bo'lganlar bor. Nimaga mana u muammo, nimaga mana u muammo deb undan ozgina kesib, bundan ozgina chimchilab o'rtaga qo'yib, bir botqa narsani qo'yib odamlarni ruhiyatını çürüşmakçı. Ruhiyatını çürmeyiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demek yeçim bulmasa sabır dediler. Sabır ne demek yani? Sabır üçten arsaya kılınır. Sabırının çekerası. Adamlar sabır dese oylarken ki acizlik de boylarken. İmamlar kavmge sabır dese bazı adamlar çıkıvarıp imamlarını ne de yaptı? Allahçı de yaptı. Adamlarını uklatasılar, sabır gibi yürüyorsalar. Ha, isyan gibi yürüyeli mi? Küçüge çıkıp hemen yon topalan cancar kılaylı gibi. Onda sizler yokşap kalamız o. Yani hayvan sıfat adam yokşap kalamız o. Hayvan sabır kımıydı. Kırsayız taşlanadı hayvan. İsyon tabiyyatıdan başkalar faydalanır buralarlar. İmamlar sabır derken Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti gösteriyor sabır deydi. İmkan bulsa yol tapamız, bulmasa sabır. Sabır imanın başı dediler. Hadis-i şerif bu. Sabır imanın başı. Cesette baş ne kadar ahamiyet kesip kılsa sabır imanda şu kadar ahamiyet kesip kıladı. Sabrı yok da iman bu miydi? Şimdi sabır ne bilişimiz gerek? Sabır ne mi? Sabır acizlikmez. Sabır
Üçte narsaga bo'ladi. Birincisi, bir insan ibodatga sabr qiladi. Ya'ni to'g'ri yo'lda ekansiz, haq ekansiz, o'sha haq yo'lda tura bilish uchun sabr kerak. 5 vaqt namozga sabr kerak, birodarlar. Sabr yo'q odam namoz 5 vaqt vaqtida o'qiy olmaydi. Sabr kerak bunga. Ramazonda roza tutish uchun sabr kerak. Kechqurun tahajjudga turaman degan odam buni odat qilsa nima kerak? Sabr kerak. Ota-onangizning holidan xabar olib turish sabr talab qiladi. Qarindoshlar bilan aloqa bog'lash sabr. Daraxtni eksangiz meva bermaydi. Nima qilish kerak? Sabr qilish kerak. Sabr qilsang g'oradan halvo bitar deydi. Bu to'g'ri gap bu. Sabr qilmasak g'ora yeymizda tishimizni qavartirib. Sabr qilsak shirin o'rik yeymiz. Sabrda ibodatga sabr kerak. Sabri bo'lmagan odamning ibodati mukammal bo'la olmaydi. Birinchi qadam bu. Ikkinchisi gunoh qilmaslik uchun ham sabr kerak. Hamma imkoniyatingiz bor, pulingiz bor, sharoitingiz bor, hamma narsalaringiz bor. Hatto ba'zi ko'zi o'ynoqi qizlar sizga ko'zdan qisib turibdi. Sharoitlar ham bor. Sabringiz bo'lmasa gunohga ketib qolasiz. Sabr kerak. Sabr kerak, Alloh uchun sabr qilish kerak. U sharoiti bo'lmay qolib qilmayapman deyish oson hammaga. U qila olmayapti bu ishni. Lekin sharoiti bo'lib turib qilmagan odamga Alloh subhanahu va taolo sabr qilganning ajrini beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sab'atun yuzilluhumulloh yawma la zilla illa zilluh dedilar. Ya'ni Allohning soyasidan, Allohning arshining soyasidan boshqa soya bo'lmagan qiyomat kunida Alloh 7 toifani o'zining soyasi bilan soyalantiradi dedilar. Soyadan boshqaga muhtoj bo'lmaymiz o'sha kuni. Soya bilan soyalantiradi. O'shalardan bittasi bir jamol, mol sohibi bo'lgan ayol bir yigitni zinoga chaqirsa va u Allohdan qo'rqaman deb sabr qilsa. Shu odam qiyomatda arshning soyasi bilan mukofotlanadi. Sabr kerak, gunoh qilmaslik uchun ikkinchi ma'noda sabr kerak. Sabr kuch talab qiladi, kuch kerak odamga. Aqidada la havla va la quvvata illa billahda mana shu gap bor. Ibodat uchun quvvat kerak, gunohdan saqlanish uchun havl kerak. La havla degani gunoh qilmaslikka menda kuch yo'q. Illa Alloh bersagina gunoh qilmayman. Va la quvvata ibodatga kelib bunday sabr bilan o'tirishga quvvat yo'q menda. Illa Alloh bersa kuchi quvvatim yetadi. Uchinchi sabr musibatga. Musibat. Bir inson molidan, jonidan, hayotidan, mansabidan, ko'p narsalaridan dunyoda musibatga uchrashi mumkin. O'sha musibatga uchragan paytda sabr kerak. Sabr. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir joydan ketib tursalar, qabr oldida bir ayol dod faryod solib yig'layapti ekan. Aytdilarki isbiri dedilar. Sabr qil dedilar haligi ayolga. Sabr qil, musibatingga sabr qil dedilar. Shunda ayol musibat sizga yetmagandan keyin sabr qil deyish oson dedi. Sabr qil deyaverasiz, musibat sizniki emasda. Men musibatga uchraganman dedi, yana yig'isig'isini ko'paytirdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'ta bag'ri keng inson edilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning siyratlariga qarasangiz, bugungi xavorijlar Rasulullohni tanimaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam unaqa it tabiat bo'lmaganlar. O'ta bag'rlari keng bo'lgan. Haliga odam, haliga ayol gap qaytaryapti. Musibat seniki emasda deyapti. Sabr qil deyaverasan deyapti. Payg'ambar alayhissalom bo'pti dedilar, indamay ketib oldilar. U odam, u ayol payg'ambar alayhissalom ekanligini bilmas edi. Oddiy odam deb o'yladi. Shunda ba'zilar aytdi, sen nima qilib qo'yding? Hozir aytgan odaming payg'ambar alayhissalom. U ayol afsus qildi, nadomat qildi, yugurib bordi payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga. Va aytdiki, ya Allohning rasuli, sizni tanimay qopman, meni ma'zur qiling, kechiring dedi. Deganda payg'ambar alayhissalotu vasallam
As-sabru inde sadmetil ula dediler. Asıl sabır başınızga musibet yetkende ilk zarbada bilinadi. Birinci zarba kelganda inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye olishimiz kerak. Keyin yig'isig'i qilib, to'polon janjal qilib, kiyimlarni yoqavayron qilib, iloji bo'lmay qolgandan keyin endi sabr qilar ekanmiz desa sabr emas u. U ojizlik u. U ojizlik. Sabr kuch talab qiladi. Musibatni birinchi zarbasida yo eshitganingizda Alloh berdi. O'zi oldi deya olishlik sabr. Demak payg'ambar alayhi salatu vasallam muammolarni 100% hammasini chiki-chiki yechib qo'yganlari yo'q. Muammolar bo'ladi, sabr qilasanlar dedilar. Sabr qilamiz, yetamiz.